Kamil Çiftçi, 1911-1996. Kamil Çiftçi, 1911 yılında Efendi Köprüsü köyünde doğmuştur. Kayıtlara dedesi Nasibullah, babası Nebiullah, annesi Hatice olarak geçmiştir. Ancak annesine köydekilerin diliyle Minibike Abıstay denilmiştir. Kamil Çiftçi, Masum Babay kızı Halime ile evlenmiş, geçimini çiftçilikle sağlamıştır. Ayrıca diğer hemşerileri gibi o da çevre illere odun kesmeye ve tahta dilmeye gitmiştir. 3 oğlu ve 2 kızı olmuş, kızının birisini Kütahya'ya, diğerini Alaşehir'e gelin olarak göndermiştir. Oğullarından Mehmet Emin genç yaşta vefat etmiştir. Diğer oğlu Hidayet, Kütahya belediye otobüslerinde şoförlük yapmış, büyük oğlu Tevfik kendisiyle yaşamıştır. Kamil Çiftçi, her yönüyle iyilik sahibi, şakacı, ahlaklı ve sevgi dolu bir insan olmuştur. Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi tecelli etmiştir adeta yaşantısında. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Hadise uygun olarak ailesine karşı şefkatle ve merhametle davranmış, ne yapıp edip ailesini memnun etmeye çalışmıştır. Özellikle hanımının bir dediğini iki etmemiştir. Yine mütevazı bir mümin olarak yaşamış, kibirlilerden hoşlanmamıştır. Bu konuda çocuklarına ve torunlarına nasihati şu olmuştur. Evladım, siz olun, hiçbir zaman büyüklenmeyin. Büyüklenirseniz nasıl baş aşağı düştüğünüzü anlamazsınız. Kamil Çiftçi, gönül güzelliğinin yanı sıra gönül tokluğuna da sahiptir. Bunu Gediz depremi sonrasında da şu örnekle göstermiştir. Devlet, depremzedelere yardım yaparken o bu yardımı almamış ve asil tavrını şu sözlerle ifade etmiştir. Ben kendi evimi kendim yaparım. Devlet bu yardımı ihtiyaç sahibi başka insanlara versin. Bu güzel Müslüman, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an talebelerini çok sevmiş, teşvik için onlara zaman zaman hediyeler vermiştir. Ayrıca, maşallah kitabımızı nasıl da su gibi okuyorlar diye bol bol iltifat ederek talebeleri yüreklendirmiş, onların gönüllerini kazanmıştır. Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol, ilahi fermanınca çocuklarına ısrarlı tavsiyesi namaz olmuş ve namaz meselesini her daim önemseyerek üzerine basa basa şöyle demiştir. Bu dünyaya imtihan için geldik. İmtihanı kazanmak istiyorsanız gözümüzün nuru namazı asla bırakmayın. Siz onu bırakmazsanız Allah-u Teala da sizi asla bırakmaz. Anlayışı bu idi. Siz onu bırakmazsanız Allah-u Teala da sizi asla bırakmaz. Din görevlisi olan torunu Ahmet, İmam olma sebebim dedemdi, onu örnek alarak imam oldum demiştir. Hayatının anlamını kullukta bulanlar, anlam arayanlara da örnek oluyorlar. Bunlardandı Kamil Çiftçi. Merhametiyle bilinen Kamil Çiftçi'nin iş anlayışına, iş ahlakına bakıldığında ise bir sertlik, bir tavizsizlik görülmüştür. Çalışkan bedeni mi yoksa gözümün nuru dediği namaz mıdır engel olan bilinmez ama gece uykusu da pek olmamıştır Kamil Çiftçi'nin. 1996 yılı Şubat ayında Efendi Köprüsü'nde vefat etmiş ve köy mezarlığına defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müzik.